Bismillahirrahmanirrahim. Adil sistem hakça paylaşım mottosuyla düzenlediğimiz 5. olağan kongremizin öncelikle memleketimize, milletimize ve insanlık alemine hayırlar getirmesini temin ediyorum. Hüdapar bu siyaset sahnesine çıktı ilk günden beri. Önce insan, öncelik adalet sloganıyla siyaset sahnesine çıktı ve o gün bugündür insana dair, insan için olan, insanın yararlı olabilecek, insanın faydası olabilecek her konuda Hüdapar'ın mutlaka bir sözü var ve bir çözümü vardır. Bugün dile getirdiğimiz, öne çıkarttığımız adil sistem ve hakça paylaşım da öncelikle günümüzde milletimizin, halkımızın çokça şikayet ettiği, yakındığı konularda çözüm önerilerini dile getirmek üzere, bunu öne çıkarmak üzere belirlenmiş bir slogandır. İnşallah Hüdapar ilk günden beri, 2012'den beri dile getirdiğimiz en önemli hususlardan bir tanesi de adalet ve adilettir. Yani adil sistem derken biz hayatın her alanında adil olmayı ve hakça adil bir şekilde bütün vatandaşlara, bütün halkımıza devletin, hükümetin ve milletin ihtiyaç duyduğu her konuda adil bir şekilde bölüşümün yapılmasını, dağıtımın yapılmasını dile getiriyoruz. Biz 2012'den beri hep aynı şeyleri dile getiriyoruz. Hüdapar siyaset sahnesinde, Türkiye'nin siyaset sahnesinde yeni bir ses, yeni bir soluk olmuştur. Herkesin söylediğine değil, milletimizin ihtiyaç duyduğu hususları dile getirmeye çalışıyoruz. Bugün Genel Başkanımızın konuşmalarında dile getirdik. Dile getirdiği hususların tamamı belki bizim vatandaşlarımızın dillendiremediği, dile getiremediği, sesini iletemediği sessiz çığlıkların sesi olmuştur. Bu bizim bütün büyük kongrelerimizde Hüdapar'ın dile getirdiği hususlar bunlardır. Halkın ihtiyaçlarıdır. Halkın sorunlarının çözüm noktasında dile getirdiği, özellikle parti programımıza dile getirdiğimiz çözümlerin dile getirilmesidir. Bugün bunu tekrar yeni bir solukla, yeni bir nefesle bunu inşallah dile getirmeye devam edeceğiz. Yani kongreler aslında partilerin yeniden silkinişi, yeniden toparlanışı, ülkenin sorun ve sıkıntılarının güncellenerek tekrar bunları güncel çözümler üretmesi için bir fırsattır. Bugün elhamdülillah bu süreç yolunda devam ediyor, normal sürecinde devam ediyor. Partimiz, genel idare kurulumuz hemen hemen yarı oranında değişti, değişecek. Yani bu tek liste olduğu için bunu dile getirir, rahatlıkla dile getirebiliyoruz. Aramızda yeni gençler, yeni konusunda uzman, memleket meselelerinde sözü olan yeni insanlarımız var. İnşallah bunlarla kafa kafaya vererek, istişarelerle ülkenin sorunlarına çözüm üretmek için yeni bir başlangıç yapacağız. İnşallah yeni bir başlangıç diyerek 5. kongremizi inşallah yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Öncelikle 5. olan büyük kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Yeni seçilecek olan genel başkanımıza ve parti yönetimimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Şimdiye kadar hizmet etmiş bütün kardeşlerimizden de Allah razı olsun diyorum. Evet, bu seneki temamız adil sistem, hakça paylaşım. Aslında partiyi kurduğumuz günden beri bizim en çok öne çıkardığımız hususlardan bir tanesi adalet konusudur. Onun için bizim siyaset anlayışımızın öznesi insandır. Ve burada tabii ki merkezinde inanç vardır, adalet vardır. Adalet bunun hedefidir. Bu çerçevede bir siyaset yürütüyoruz. Bu seneki temamızda daha çok adalet vurgusu ve sosyal adalet vurgusu özellikle ön plana çıkarıldı. Çünkü bugün ülke siyasetinde en çok muzdarip olduğumuz konular maalesef adalet ekseninde genellikle ortaya çıkıyor. Bu münasebetle biz de bu konuyu önemsedik. Burada aslında vurgulamak istediğimiz konu şudur. Yani
Bir sistem eğer adalet üzerine bina edilmemişse, adalet üzerine inşa edilmemişse oradan huzur temin edilemez. Oradan siz sağlıklı bir sonuç bekleyemezsiniz. Bu açıdan biz istiyoruz ki anayasalar, kanunlar bu toplumun inancıyla, değerleriyle barışık olsun. Aykırı bir takım hususlar ortaya çıkmasın. Yani bunu yönetimde, yargıda, efendim ekonomide, vergilendirmede, istihdamda, görevlendirmede, hayatın bütün alanlarında, yani sosyal, siyasal, iktisal bütün alanlarda adalet ve hakkaniyet ölçü olsun ve devlet idaresi buna göre şekillensin istiyoruz. Bu münasebetle biz bu konuyu bu yılki temada biraz daha öne çıkardık. Burada tabii sadece adalet mevzusu değil, konu buradaki insanlarımızın dünyasını ve ahiretini ilgilendiren işlerde daha sağlıklı bir devlet organizasyonunun ortaya çıkması. Bu gayeyle biz istiyoruz ki bizim medeniyet değerlerimize uygun bir altyapı olsun. O yüzden parti programımızda da biz bunu çok net ortaya koyduk. Diyoruz ki Hüdapar'ın programı bir medeniyet projesidir. Dolayısıyla biz meseleye iki boyutlu bakıyoruz. İnsanlarımızın dünyasını ve ahiretini ihya ve inşa edecek bir anlayışla devletin yönetilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu seneki temamızda bunu öne çıkarmamızın ana nedeni bu. Yani doğrusu bir taraftan gerek yargıda, gerek devlet yönetiminde, gerekse de sosyal hayatın diğer alanlarına karşılaştığımız sorunlar bu konuyu bizim daha fazla öne çıkarmamızı zorunlu kılıyor. Yani biz sadece bunlardan bahsetmiyoruz. Öte taraftan yani güçlü bir aile vurgusu ön plana çıkıyor. Yine kadının hak ettiği değere ulaştırılması, hak ettiği yere getirilmesiyle ilgili güçlü vurgular yaptık. Hem genel başkanımızın konuşmasında hem de bu süreçte partimizin ortaya koyduğu vizyonda bunu çok net olarak görmek lazım. Ha bundan sonraki süreçte biz inşallah memleketimizin bütün meseleleriyle ilgili, yani eğitimden, sağlığa, sosyal hizmetlerden, yargıya kadar, devlet organizasyonuna, mekanizmasına, yönetimine kadar bütün iş ve işlemlerde adaletin, hakkaniyetin öne çıkarılması gerektiğini vurguluyoruz ve buna dair inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Hüdapar için de yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Daha güçlü bir kadroyla inşallah önümüzdeki yıllarda bu memlekette daha güzel hizmetler etmeyi düşünüyoruz. Rabbim mahcup etmesin. Hayırlı bir inşallah akıbet nasip etsin diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum.